Masmavi 3 mutfakta hoş geldiniz. Bol güneşli bir günden bugünkü tarifim kümmet pasta. Daha doğrusu böyle dombili yuvarlak bir yaş pasta yapacağız. Yaş pasta dediğime bakmayın 15 dakikada hazırlıyorsunuz. Bol çikolatalı hem görünümü hem lezzeti muhteşem. İyi seyirler. Tarifimize ilk olarak cam kasemizi tamamen streç folyoya sararak başlıyoruz. Bunun ismi Türkçe sanırım yapışkan folyo oluyor. İki kat yapıştırdım ben. Hiçbir yerinde boş yer kalmasın lütfen. Her tarafı kaplansın. 300 gram kedi dilimiz var. 300 gram kedi dili bisküvimizi bir su bardağı kadar süte batırıp kısa bir süre kasemizi dizelim. Şekerli tarafı içe bakacak şekilde hepsini diziyoruz. Kasemizin kenarlarını dizdik. Ortasında bir boşluk var. Oraya da 3 tane yarım kedi dili bisküviyi süte batırıp dizdim ve hazırladım. Şimdi kremamızı yapalım. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı kakaomuzu tenceremize alıyoruz ve pürüzsüz olacak şekilde karıştıralım. Sevgili arkadaşlar, hiç pürüz olmadığı anda ocağa kaynamaya alabilirsiniz kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırarak kaynattım ve kenara aldım. Gördüğünüz gibi en ufak bir pürüz yok. Henüz sıcakken içerisine 100 gram bitter çikolata, sütlü de kullanabilirsiniz tabii ki. Bir paket de vanilya ekliyorum ve çikolatalarımız eriyinceye dek karıştıralım. Şu anda hepsi eridi, kremamız hazır. Hazırlamış olduğumuz kasemizin içerisine kremamızın yarısını dökelim. Üzerine tekrar bir kat daha kedi dili bisküviyi süte batırarak diziyoruz. Kalan tüm kremamı da üzerine komple döktüm. Şöyle biraz düzeltelim ki her tarafına eşit yayılsın. Tekrar son bir kat olarak da kedi dili bisküvimizi süte batırarak diziyoruz ve pastamız bitiyor. İnanın ki çok samimi söylüyorum 15 dakikanız alır en fazla 20 dakikada hazır. Üzerine yine bol hindistan cevizi serpelim ki çevirdiğimizde kaldırmak kolay olsun. Fazla fazla katladığımız streç folyeyi tekrar üzerine kapatıyoruz ki hiçbir yerinde boşluk kalmasın, yüzeyi kurur çünkü. Pastamız şu anda bitti. Varsa vaktiniz bir gece. Vaktiniz yoksa en az 3 saat buzdolabında lütfen bekletin. Benim her zamanki gibi zamansızlık vardı ve 1,5 saat beklettim. Hatta 2 saate yakın beklettim. Ama size tavsiyem lütfen daha uzun bekletin. Pastamı hemen ters çeviriyorum ve folyeyi üzerinden kaldırıyorum. Bu kaldırma anındaki görünümü hakikaten mükemmel. E, bu şekilde bile servis edebilirsiniz. Görünümüne bakar mısınız? Çok çok güzel. Ama ben servis etmeden biraz kakao serptim. Arzu ederseniz e, krema da sürebilirsiniz. Çikolata eritip onu da dökebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmıştır. Ve güzelliğimiz servise hazır. Hemen doku testine geçiyorum. Ben bir buçuk saat, iki saat yakın beklettim. Tam olarak çekişmemişti ama ona rağmen kesip çıkarabildim çok şükür. Görüyorsunuz böyle lezzetin anlatılmaz çok güzel bir pastaydı. Çok hafifti çünkü tereyağı bile kullanmadım. Hem görünümü çok güzel. Doğum günlerinizde bile yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. İnşallah memnun kaldınız. Yine bahçemden bir sunumla sizlere hoşçakalın demek istiyorum. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.